Babası Vardari Yakup Ağa, Fatih Sultan Mehmet zamanında sipahi olarak Midilli Adası'na yerleşir. Kızıl Reis, Vardari Yakup Ağa'nın 4 oğlundan en küçüğü olarak 1470 yılında bu adada dünyaya gelir. Yavuz Sultan Selim ve Şehzade Korkut arasında yaşanan taht mücadelesinde Şehzade Korkut tarafında olan ailesi ve kendisi, Yavuz Sultan Selim'in tahtı ele geçirmesiyle Midilli Adası'nı terk ederek Selanik'e yerleşmek zorunda kalır. Büyük ağabeyi Oruç Reis ile beraber Preveze Limanı'ndan aldıkları iki küçük gemiyle korsanlık yapmaya başlarlar. Ve kısa zamanda kazandıkları savaşlar, topladıkları ganimetler ve İspanyol gemilerine verdikleri zararlarla bir anda yıldızları parlar. Tunus Sultanı Muhammed ile anlaşarak Halkül Vaat Limanı Kalesi'ni kullanıp kazandıkları ganimetlerin 8'de 1'ini sultana aktarırlar. Oruç ve Hızır reislere, abileri İshak reisin de katılmasıyla Tenes, Tlemcen ve Oran şehirlerini ele geçirerek Cezayir'i denetim altına alıp Yavuz Sultan Selim'e bağlılıklarını bildirirler. Oruç reis, Cezayir Beylerbeyi olarak atandıktan kısa bir süre sonra İshak reisle beraber öldürülünce Hızır reis, Cezayir Beylerbeyi makamına yükselir. Barbaros lakabı aslında Oruç Reis'e verilmiş olup İtalyanca kızıl sakal anlamındaki Barbarossa kelimesinden gelir. Oruç Reis'in öldürülmesiyle Barbaros lakabını kardeş olan Hızır Reis kullanır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andra Dorya'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürür. Bunun üzerine Kanuni, Hızır Reis'i İstanbul'a çağırıp 1533'te Hayrettin adını verdiği Hızır Reis'i Osmanlı donanmasının başına Kaptanı Derya olarak atar. Sancağında 4 halifenin isimleri Zülfikar, Pençe ve Rüzgar'a hükmetmek amacıyla işlenen Davut Yıldızı bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanı Derya'lığında Akdeniz'de güçlenmesi üzerine başta İspanya olmak üzere Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta ve Portekiz gemilerinden oluşan bir Haçlı donanması başına ünlü İspanyol amiral Andrea Doria getirilir. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538'de Arta Körfezi önlerinde karşılaşır. Haçlıların 600'den fazla gemisine 60 bin askerine karşılık, Hayrettin Paşa komutasında ise 120 kadırga ve forsalar dışında 20 bin asker bulunmaktadır. Toplamı 80 bin kişiyi bulan bir deniz savaşı daha önce dünya tarihinde hiç görülmemişti. Savaş sonucunda Haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29'u da Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken 400 kadar Levent'i şehit olmuş. Bu olayla beraber Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı Devleti'ne kazandıran Kaptanı Derya olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.